Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kubilay Bıyıklı şimdi yeni bir seriye geçeceğiz arkadaşlar mimarlık öğrencileri için kat planların hazırlama kesit hazırlama ayrıca bunları nasıl daha çok görsel hale getirebiliriz Bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle mevcut çizdiğiniz bir proje var ve projelerin kat planlarını oluşturdunuz genel vaziyet planı işte zemin katla beraber birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve son kat. Şimdi bu bölümde sizlerle bu kat planlarını Photoshop'a aktaracağız. Daha sonra bu Photoshop üzerinde nasıl düzenleyeceğiz onlardan bahsedeceğim. Evet e, ilk hazırlayacağımız birinci kat şimdi birinci katı Photoshop'a nasıl aktaracağız kısaca ondan bahsedeceğim tüm adımları tek tek göstermek istiyorum Öncelikle e, Ctrl P tuşuyla yazdırma e, alanımızı açıyoruz daha sonra Printer plant, Platter alanından dvg to pdf formatını seçiyoruz Burada aslında dosyanız büyük olsa sizin için daha iyi olur. Hem üzerinde daha rahat oynarsınız hem de en azından fazla uğraşmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi e, ilk seçeceğim A2 formatta olsun. E, Tabii Center the Plot, e, Fit to Paper yapacağım. Buna herhangi bir ölçek yok çünkü. E, şurada What the Plot, işte nasıl yazdırayım diyor. Window seçeneğini seçerek kat planımızı önce seçiyoruz. Öncelikle bir bakalım nasıl görüneceğini. Yani görüyorsunuz çok kalın ve çok e, saçma sapan şeyler var dosya içerisinde. Tabii öncelikle ondan onlardan bir kurtulalım. E, bunun için yapmamız gereken şey, Plot Object Line weights. yani e, burada yazdırılacak objeleri e, çizgi kalınlıklarını istemiyorum. Şimdi tekrardan bakacağım. Bu sefer gayet güzel ve hoş çıktı. Ee, zaten do, e, burada e, duvarların ya da e, katı halde bulunan yerlerin nerede olacağını siz daha iyi biliyorsunuz. E, bu yüzden burada işte e, kalem kalınlarını seçmeseniz de olur. Şimdi e, bu pdf'leri tek tek çıkaracağım. Proje içerisinde çıkarmayayım. yeni bir klasör oluşturuyorum planlar adı altında şimdi planlarımızı açtık birinci kat pdf haline getirdik şu anda birinci kat planımız hazır diğer katlarda aynı şekilde hazırlayalım hemen e, Previous plot seçeneğini seçerseniz en son ayarı yükler Burada şu Page Setup Name yerinde, şu Page setup'ta Previous Plot'ı seçerseniz bu sizin için daha e, kullanımlı olur. Tüm ayarlar otomatik seçilmiştir. Sadece Windows kısmından ikinci ya da diğer e, planınızı seçebilirsiniz. Daha sonra bunu da tekrardan değiştiriyorum. İkinci kat, tabii şöyle ikinci kat yazdım ama bazen noktaları kabul etmez kat 2 de değil diyebilirsiniz. Save. Bakıyorum. Bir sıkıntı var mı? Yaklaşıyorum. Ee, gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Tekrardan bir diğerine geçeceğim. Tabi burada yapmış olduğum hatalardan birisi de projeyi monokrom seçmeme. Şurada monokrom olarak seçeceğim. Üçüncü kat alayım. Tekrardan preview'e bile bakıyorum. Tamam. Bu sefer oldu. Evet, bunlar bu şekilde kat planlarına ayırıyoruz. İşte projemizin 1 2 3 ya da kaç tane projeniz varsa onlara ayırın. Daha sonra son katımıza alalım. Şu şekilde monokrom zaten belli. Buradan yaklaşıyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı? Burada da yok. Okey. Buna kaydediyorum. Son kat planı. Kaydettim. Şimdi 1, 2, 3 katımız tamam. Şu diğer katları da hemen halledelim. Şunun üzerine yazdırayım. Evet yazdır bakalım. Bunu monokrom istediğim için. Çünkü Bunların rengini ben Photoshop üzerinde belirleyeceğim. Şu birinci kat save diyorum. Burada bir hata veriyor. Burada diyor ki üzerine yazmamı ister misin? Tabi diyorum. Kabul ettik. Şimdi projelerimizi PDF haline getirdik. Bundan sonraki aşamamız Photoshop en güzel aşama. Ops. Evet öncelikle yeni bir belge oluşturacağım bununla alakalı milimetre seçip biraz daha A0 formatında bir dosya hazırlayacağım uluslararası kağıt bakalım burada A4 A3 A0 boyutunda bir kağıt istiyorum tabi burada şey yapmamış, şey yapmamışım Tabii özel diyorum milimetre cinsinden gireceğim hmm. Hemen A0 haftamın boyutlarına bakacağım. Evet A0'ın e, boyutu 841 çarpı 1189. Genişlik 841 milimetre 1189 olması lazım. Evet. 1189 milimetrede yükseklik. Şimdi çözünürlük. Burada 300 piksel bölü inç yaz yapmış ee, biz bunu çıktılarda daha kolay yapabilmek için aslında 150 yapabiliriz hem de dosya boyutunu artırmamak için. Evet bir e, pafta üzerine bir tane getirdik. Fakat e, benim yapmak istediğim şey e, bu pafta üzerine en son atmak. E, şimdi ilk yapacağım iş şimdi çıkarmış olduğum bu kat planlarını. Photoshop üzerinde atmak. Gördüğünüz gibi yeni bir şey üzerine kopyalı yapıyor. Bunun üzerine basıyorum. E, PDF formatında görünüyor. Şu sağ alt tarafta. Şurayı bir kapatayım selektif dolu. E, burada katman 2. Bu background direkt arka plan. İşte arka planı görmemiz için öncelikle bir boyamamız lazım. Tabi bunun içinde boya kovasına tıklayıp arka planı seçtikten sonra burada bunu halletmek olacak. Şimdi gelelim PDF'imize. PDF'imizde herhangi bir şey var mı? Evet, yerimiz belli, alanlarımız belli. Bunu biraz daha büyüteceğim. Sadece plan alanını istiyorum. Onun dışında diğer alanlar silecek sinleyecek. Hem evet dosyama bakıyorum. Bayağı bir kötü çıkmış. Yani benim sadece e, almak istediğimin dışında daha büyük yerlerde çıkmış. Evet PDF'lerimi şimdi tekrardan hazırladım. Photoshop'a atması kaldı. Şimdi hazırladığım yeni kat planlarını atacağım. Tekrardan bunun üzerinde bir bakayım. Herhangi bir sıkıntısı var mı? Evet. Yeni bir katman oluşturuyorum burada Tekrardan Arka plan Katmanı Şu yeni katmanı oluşturduktan sonra Katman birinin altına atıyorum Daha sonra buna bir arka plana Bir renk ekleyeceğim Boya kovasına tıklıyorum Ve arka plan Üzerine atıyorum Şimdi Projemiz önümüzde ee, Aslında gözüküyor ama Çok şeyleri belli değil. Tabi bu katmanı biraz daha çoğaltacağım arkadaşlar. Hani görüyorsunuz şimdi biraz daha belli oluyor. Yani katman ayarlarından ayarlayamaz mıyız diye sorarsanız hani bunu ayarını yaparsanız tabii ki de herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben sadece işi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Şimdi tüm katmanları tekrardan birleştir. Bakın görüyorsunuz yine biraz soft bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama olsun benim için çok da şey değil. Çok da mühim değil. Bu katmanları tekrardan çoğaltacağım. Ta ki görünene kadar katmanları birleştir. Evet şu an sanırım biraz daha iyi oldu. Kendisini belli edene kadar katmanları birleştir. Güzel. Yani bu işlemleri yapabilirsiniz. Ta ki size kalmış şimdi e, burada istediğim şeylerden birisi kat planlarını yaparken Öncelikle e, burada birinci katı halletmek şimdi nasıl e, kestenizi aldınız Tabii çoğu yerler bellidir burada neresinin duvar neresinin normal yer oldu şimdi Ayrıca bir katman açıyorum bunun için e, Bu da Bundan ayrı bir katman olacak. Bu katman üzerinde e, mevcut taşıma taşıyan duvarlar ya da engelleyici duvarlar hangisi onları ele alacağım. E, burada W'ya basarak sihirli değnek aracını seçiyorum. Fakat katman şey üzerinde şu kat 1 diyelim kat 1'in üzerine yeni bir katman oluşturdum. Şimdi bu taşıyıcı duvarlarımı engelleyen tarafları şimdi tamamen seçeceğim. Benim için yeterli. Tamam. Şimdi e, seçim işlemlerimi hallettim. Hatta şu... Son birkaç yeri daha yapalım. Tamamdır. Şuraları da halledeyim. Oops. Evet. Seçim işlemi hallettim. Şimdi sırada bu bölümleri boyamada Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu katman birin üzerinde yaptım. Asla kat plan üzerinde yapmadım. Şimdi boya kovası aracına tıklıyorum. Burada şu küçük değiştirme şeyine kullanıyorum sekmesini ki ön plana yeni bir arkadaki rengi ekliyor. Burada herhangi bir şey yok. Seçtikten sonra boyuyoruz. Evet, tüm alanlarımız belli. Kapalı, açık, neresiyse artık. Buraların seçimini yaptık şu anda. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz artık. E, kat planlarımızı şu anda boyadık. Şöyle yapayım. Kat planı 1 ile katmanını birleştireceğim. Birleştirdikten sonra bunu paftama atabilirim. Tabii önce seçmem lazım. E, katman bir seçiliyken, herhangi bir yerinden tutup diğer paftamı atıyorum. Ops, yanlış yaptım. Evet, e, bunun için size yardımcı olacak birkaç şeyden bahsedeceğim. Şimdi birinci kat planımı yaptım. Daha sonra burada hizalamam gerekiyor. CTRL e, R'ye basıyorum. Photoshop üzerinde ruler ortaya çıkıyor. Daha sonra rulerdan birisini tutuyorum. Sürüklüyorum ta ki ortasını bulana kadar. Kendisi ortasını buluyor gerçi. Ben şu projem şöyle biraz daha büyük olsun. Hatta hiç bozmayayım. Tam ortasını buldu. Yukarıdan da çekiyorum yavaştan bakın kendisi kilitliyor Yani Bana Bu alan içerisinde Çalışabileceğimi söylüyor şu Kat planı biraz daha küçülteyim ee, Daha sonra arkadaşlar biraz işleri Değiştireceğiz Şimdi Kat 1 Hatta o en son aşamada Onu göstereceğim kat 1 kat 2 kat 3 ve son kat olmak üzere